Babil Efsanesi ve Önyargı Tanrısal teorideki efsaneye göre Babil Kulesi inşa edildiği sırada Tanrı kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızmış ve o zamana kadar aynı dilleri konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engellemiş. Yazı yazmak zor sanattır bir de kalp kırmamak. Bir o kadar zor sanattır diye düşündüm durdum geçen hafta. Yazdıklarımızda değil her kelimenin, her bir bağlacın dahi konumu inşa ettiğimiz cümleye tamamen farklı, olumlu veya olumsuz anlam ve anlamlar katabilir. Tabi bu anlam katma işinde noktalama işaretlerinin etkisini de unutmamak gerek. Bu nedenle Nasıl ki kalp kırmamaya çok dikkat edersem, yazarken de kullandığım her kelimenin inşa edeceği cümleyi çok dikkatli seçmeye gayret ederim. O nedenle geçen haftaki yazımda son paragrafta kullandığım trajik kelimesine takıldım kaldım. Acaba gerçekten Vancouver'daki evde bahçede rastladığım, sadece Hintli dilini konuşan ve dil nedeniyle bir türlü iletişim kuramadığım hanımın Durumu Fransızcadan dilimize geçen ve çok acıklı feci anlamında kullanılan trajik miydi? Ki yoksa tam aksine, Hint kö kökenli hanım tamamen değindiğim kelimenin aksine, zıt bir durumda dış dünyaya karışmadan kendi ailesi ve iç dünyası ile mutlu mesut yaşıyor muydu? Ve sonunda karar verdim ki trajik kelimesi o anlattığım konuma, hiç uygun değil. Hayatın biraz kader, biraz da seçimlerimizden harmanlanmış bir deneyim, öğrenme ve ders alma süreci olduğuna inanıyorum. Ve bir kimseyle ilgili veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir vermeden önce bir kez daha düşünelim diyorum. Ben de öyle yaptım. Bir kez daha düşündüm. Çuvaldası kendime batırdım. Hayat biraz da seçimlerden ibaret ise nasıl kalp kırmamaya özen göstermeyi seçiyorsam itina ile de ön yargılı olmamayı da seçiyorum. Her bir hayatın farklı, her birimizin doğrusu ise sadece kendine ait kararlar topluluğu.